الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli arkadaşlar, aile hukukunun ikinci konusuna, hatta üçüncü konusuna, hul bahsine inşallah başlıyoruz. Kitab-ı hul'u, muhala'a demek. Muhala'a bildiğiniz üzere kadının bir bedel karşılığında, bu aldığı mehir olabilir, bir bedel karşılığında aile birlikteliğini kadın erkeği razı ederek sona erdirmesidir. Bu da tabii sebepsiz yere genelde olmaz, bir makul gerekçe olur. Erkek boşamak istemez, kadın da boşanmak için işte malını, varını, her şeyini vermeyi kabul eder. İşte bununla alakalı bahsi inşallah okuyacağım. Evet, Bismillah. Kitab-ül Hul'u, Muhala'a veya Hul babı. İzâ teşâkkaz zevcâni ve khâfe en la yuqîme hudûdallâhi felâ be'se en teftediye nefsehâ minhu bimâlin yehlu'ahâ bihi. Şayet karı koca, İşte biz buna şikak hali diyoruz. Yani ileri derecede anlaşmazlık. Anlaşmazlık yaşarlarsa. وَخَافَا اَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Allah'ın sınırlarını, çizdiği kuralları, hadleri korumaktan, ikame etmekten, edememekten korkarlarsa فَلَا بَأْسَا اَنْ تَفْتَدِيَ Kadın için fidye vermesi, nefsehe minhu, fidye vererek kendisini minhu, erkekten kurtarması nedir? Sakıncalı değildir. Bir beis yoktur. Ne ile? Bir malin, bir mal ile. Öyle ki yehlu'uha biha. Harekesi var mı? Kala'a yehlu'u. Yuhli'u olmasına gerek yok. Yaklu'uha biha. Kendisiyle nefsini kurtardığı. O şeyle kendisini kurtardığı. Yaklu'uha biha. Kendisini o şeyle kurtardığı bir para, bir bedel vermesinde bir sakınca yoktur. Fe'ide, orada elif eksik. Fe'ale zâlike veka'a bil hul'i. Hul ile فَعَلَى فَإِذَا فَعَلَى ذَٰلِكَ Bu gerçekleştiğinde وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً Hul yolu ile bain bir talak gerçekleşir. Bu tabi şafilere cevap veriyor. Hul tefrik midir? Fesih midir? Talak mıdır? Evet diyor. Bu bize göre, Hanefilere göre nedir? Bain bir talaktır. وَلِزَ لَزِمَهُمَا الْمَالِ Kadına da mal, yani o hul bedelini vermesi gerekir. وَاِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ Şayet anlaşmazlık, nüşuz, şikak erkek tarafından oluşuyorsa, erkekten kaynaklanıyor ise كُرِيهَ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا Kadından bir bedel alması, yani muhala'a yoluyla onu boşaması mekruhtur. وَاِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا Şayet nüşuz, anlaşmazlık kadın tarafından, kadından kaynaklanıyorsa كُرِهَ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهَا Kadına verdiğinden, yani mehirden daha fazlasını alması erkeğe mekruhtur. فَاِنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ Buna rağmen, yani nüşuz kendisinden kaynaklanmasına rağmen veya kadının talep ettiği, şey, teklif ettiği para çok daha mehirden fazla olmasına rağmen ceze fil kazai kazaen, yani hukuken bu hul geçerlidir. Mekruhtur, yani diyaneten güzel bir şey değildir, yoksa hukuken geçerlidir. Ve in kallaga ala malin bir mal bedel karşılığında erkek karısını boşasa fe kabilet kadın da bunu kabul etse, yani ben seni boşarım ama şu kadar verirsen. Burada teklif erkekten geliyor.
طلقها على مال bir bedel, bir şart çerçevesinde. فَقَبِلَتْ Kadın da bunu kabul ederse وَقَعَتْ طَلَاقُ Talak gerçekleşmiş olur. وَلَزِمَهَا الْمَالُ Yine kadına o parayı vermek lazım gelir. وَكَانَ طَلَاقُ بَعِنَا Yine bain talak gerçekleşir. Şimdi bu iki şey birbirine benzedi. Aynı şeyler sanki tekrar ediyormuş gibi. Birincisinde teklif kadındandı. Ben şu kadar para vereyim beni boşa. İkincisinde ise ben boşarım ama şu kadar para verirsen idi. İkisi de nedir? Geçerlidir ve bain talaktır. وَاِذَا بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِثْلَ اَنْ تُخَالِعَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ Şayet domuz veya içki gibi Müslüman bir kadın batıl bir ivaz ile boşansa, yani وَاِذَا بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ Şayet muhalada ivaz, beden, kul bedeli batıl olsa, mesela Müslüman bir kadının içki veya hamur üzerine boşanması gibi, فَلَا شَيْءَ لِزَّوْجِ Erkeğin ödemesi gereken bir şey olmaz. Niçin? Çünkü verdiği, yani istediği para, kadının istediği şey zaten gayrimütekavvim bir şeydir. Kadının malı olamaz. Ama gayrimüslim olsaydı olurdu. Adam bir şekilde bulur onu, Müslüman da olsa kadına verirdi. Ama kadın isteyen mülküne geçirecek kişi Müslüman bir kadın. O zaman فَلَا شَيْءَ لِزَّوْجِ Erkeğin ödemesi gereken hiçbir şey olmaz. Fakat ilginç bir şekilde وَالْفِرْقَةُ veya فُرْقَةُ ikisi de olur. وَالْفُرْقَةُ بَعِنَةٌ Efendim? Şimdi hani kadının bedel karşılığında şekilde anladık da erkek neden bedel karşılığında boşanmak varken? Boşamıyor. Niye? Para gelecek. Yok yok. Ben mi yanlış anladım? Kadına yok. Bir şey vermeyi teklif ediyor. Yok. Yok. Öyle olsa muhale olmaz ki. Yani belki şu var, senin söylediğin muta'a girer. Muta'a. Erkek kadını boşar, bir de der ki sana da şu kadar hediye, muta dediğimiz. Burada doğrudan erkek hul istiyor. Bedel talebi ondan geliyor. Niye erkek boşamak istemiyor? Erkek boşamak istemeyebilir. Çünkü erkek bir sürü masraf yapmış, düğün yapmış, yeniden evlenecek, yeniden masrafa girecek. Diyor ki ya bu kadının da hiç boşanmaya da niyeti yok. Hiç ben bana da hul meselesini açmıyor, ben teklif edeyim. Bana şu kadar para ver, ben seni boşayayım derse, kadın onu kabul ederse bu yine muhalaadır ve yine bain talaktır. Evet. Burada şimdi daha ayrıntıya girdi. Hul bedelinin mütekavvim olmaması, haram bir şey olması durumunda ne olur? Erkeğin bir şey vermesi gerekmez. Fakat ben seni domuz, şu kadar domuz verirsen bana, ben bu şekilde seni boşarım dediği zaman zaten Müslüman bir kadının bunu ona verme imkanı yok. Erkek de bunu kabul ettiğinde veya kadın bunu kabul ettiğinde fark etmez. Teklif kimden gelirse gelsin. O zaman erkeğin bir şey ödemesi gerekmez. Yani daha doğrusu özür diliyorum. Falan şey lizzevci. Erkeğin alacağı hiçbir şey olmaz. Fakat vel furqatu bainatun. Erkeğin tamam ben 100 domuz üzerine seni boşadım demesi ağzından çıktığı için bu söz boşama gerçekleşmiş olur. Bu neye benziyor? Bir yerde geçiyordu, hatırlıyor musunuz? Erkek diyordu ki şufa ile alakalı bir konuda bu örnek veriyordu. Aslında şufa konusu değil de şufayı açıklarken bu örnek veriliyordu. Şufa dese ki şefi, şufa hakkı olan kişi yabancıya bana şu kadar para verirsen ben almaktan vazgeçerim, sen alırsın. Böyle derse şefiin, komşunun alacağı para da olmaz, şufa hakkı da düşer. Aynı şuna benzer demişti. Kadına erkek diyor ki senin normalde ben aninim, benimle evlilik sürdürme zorunluluğun yok, mahkemeye başvursan ben boşanmış olurum, yani sen tefrik yoluyla ayrılırsın benden, ama sana 1000 dirhem versem benimle boşanmayıp evliliği devam ettirir misin? Kadın da evet derse kadının tefrik hakkı düşer, erkeğin de para vermesi gerekmez. İlginç bir iki şeyden biridir bu. Yani bir de facto durumdan insan menfaat elde etmeye çalıştığında hukuk buna müsaade etmiyor. Ama orada da bir irade beyanı var. Kadın şunu demek istiyor. Ben buna rağmen, bu haline rağmen seninle evliliği sürdürebilirim. O zaman 1000 lira olmadan da sürdürebilirsin demektir. Onun için de o talep ettiği 1000 dirhem
mi erkeğin ödemesi gerekmez ve kadının da tefrik mahkemeye başvurma hakkı düşer. Aynı şufa hakkının düşmesi gibi. Erkekler nasıl gidiyor? Anlaşılıyor değil mi? Tamam. Evet. وَاِنْ بَطَلَ الْعِوَزُ فِي الطَّلَاقِ Şayet bedel muhalâdaki bedel batıl olursa كَانَ رِجْعِيَّ Bâin olmaz da ricî olur. وَمَا جَازَ اَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ Burası yeni bir konu. وَمَا جَازَ اَنْ يَكُونَ مَهْرًا Mihir olması caiz olan her şeyin cazen yekune bedelen fil hul'i muhalaada bedel olması da caizdir. Fe imkanet lehu kadın kocasına dese ki hali'ni ala ma fi yedi elimdeki şey üzerine beni boşa. Elimdeki şey neyse onu vereyim beni boşa. Erkek de fahala'aha onu boşasa ve lem yekun fi yediha şeyun kadının da elinde hiçbir şey bulunmasa. Çok akıllı bir kadınmış bu. Fi yediha şeyun fela şey'e lehu aleyha. Erkeğin kadından alacağı bir şey olmaz. Ve boşamış olur. Ve in kâlet kadın yine dese ki hali'ni ala ma fi yedi fi mâlim. Fi yedi tesniye okumak lazım değil mi? Çünkü ye olmaz o zaman. Fi yedi min malim. Yok fi yedi min malim. Muzaf değil ki. Nun düşsün. Fi yedi min malim. Elimde mal cinsinden. Az önce mal dememişti. Mal cinsinden elimde ne varsa onun üzerine beni kul eyle dese. Ve lem yekun fi yediha şeyun. Elinde de hiçbir şey bulunmasa mal olarak. Ne olur? Ruddet aleyhi. Reddet aleyhi. Var mı bir şey? Reddet olması lazım ama. Reddet. Orada ruddet diyor ama ben şüphelendim açıkçası. Çünkü ruddet dersek sanki kadın vermiyormuş gibi. Reddet aleyhi mehrahe. Kadın, çünkü zaten mehir müennes değil ki onun için ruddet olsun. Reddet aleyhi mehrahe. Kadın mehrini verir. Yani hiç malı olmasa bile kocasından aldığı veya alacağı mehri vermesi lazım. Reddet olursa mehruha nasıl? Aldığı olursa elinden almış olursa malı olmuş. Henüz almamış olabilir. Tabii harcamış olabilir. Ama harcamışsa da şu an bir şey yoksa bir şey. Bile min maliha dediği zaman bu akla mutlak mal kelimesini kullandığı için muhakkak mal olacak. Bir kadının da en azından mehir malı olmalıdır. Evlenmişse diye düşünüyorlar. Harcadıysa borç olarak. Bir yerden bulacak. Bulamazsa boşama gerçekleşmez. Nasıl? Hakkıdır evet. Ama boşamak da erkeğin hakkıdır. İki hak çarpışınca ne olur? Güçlü olan hak öbür hakkı yok eder. Erkeğin boşama hakkı daha güçlü geliyor. Yani burada tabii böyle çok teorik düşünmeye gerek yok. Pratikte şöyle bir şey var. Bu evlilik denen şeyi erkeğe mahza sorumluluk yüklüyor idi eskiden. Onun için de kadın ben senden ayrılmak istiyorum deyip çekip gidemez. Erkeğin bir sürü masrafı var. Bu masrafa bir şekilde katlanmak zorundadır. Ya ortak olmak zorundadır. O da en azından mehrini iade etmesi lazım. Ben bunu çok doğal ve mantıklı buluyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama şunu sorarsanız diyecek çok fazla bir şeyim yoktur. Hocam şu kadar masraf yaptı kadın, şöyle yaptı, mehir verdi ama düğün masrafları kadın tarafından karşılandı. Hele bir de nişan var ki, nişan o hele kına gecesi, anamızı ağlattı şu kadar masraf. Kuru yemişin fiyatını biliyor musunuz hocam? Kaju bile vardı düğün kınada falan. Yani şimdi o erkeği hiç ilgilendirmiyor. O zaman boşanmayacağız. Ya da kadın B planına başvuracak, sürekli kavga edecek, sürekli adamın başın etini yiyecek. Yeter ki benden ayrıl da yüzünü kim görürse görsün seni boşuyorum dedirtecek. Bu da doğru değil. Allah'ın hoşuna giden bir şey de değil. Çünkü burada en güzeli yıpranmadan, hele çoluk çocuk varsa arada birbirlerini yıpratmadan, kişiliklerini rencide edecek sözlere, davranışlara girmeden ne yapmaları lazım? Mehri verip
bir şekilde boşanması lazım. Evet. Ne yapar? Reddet aleyhi mehraha. Ve in kâlet. Şayet kadın dese ki hali'ni ala ma fi yedi min derahime. Dirhemler kelimesini kullandı burada. Bakın başta hiç mal demedi. Hiçbir şey söylemedi. İkincisinde mal dedi. Üçüncüsünde dirhemler dedi. Bir de çoğul kullandı. Şimdi böyle derse elimdeki dirhemler, bu açıkçası yalan söylemiş olur. Elinde dirhemler yokken böyle bir şey dese. Elimdeki dirhemler karşılığında beni boşa dese. فَخَالَعَهَا adam da bunu boşasa. وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ elinde de hiç bir şey bulunmasa, dirhem falan olmasa bile فَعَلَيْهَا فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ üç dirhem kadının üzerine borç olur, ödemesi gerekir. وَاِنْ قَالَتْ dese ki طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ üç talakla bir elf, yani bin karşılığında ala demedi de bir dedi, bedel olarak burada kullandı. Bu harf-i cerlerin falan hepsinin çok önemi var. Bin dirhem karşılığında üç talakla beni boşa dese فَتَلَّقَهَا وَاحِدَةً adam da üç talakla değil de bir talakla boşasa فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْاَلْفِ üç talakın üçte bir, bin talak, bin dirhemin üçte biri, yani üç talakı düşündüğün zaman onu üçe bölüyor bin üzerinden. O zaman 333.333 dirhem vermesi gerekir kadına. وَاِنْ قَالَتْ dese ki طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ bakın şimdi şart yaptı. Beni bin dirhem vermem şartıyla üç talakla boşa dese çok önemli bence. فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً adam da bir talakla boşasa فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ اَبِي حَنِيفَ Ebu Hanife'ye göre er kadının vermesi gereken hiçbir şey olmaz. Çünkü adama ben seni üç talakla boşa dedim der kadın. Çünkü kadın öyle diyor. Ben üç talakla boşa dedim, sen beni bir talakla boşadın. Bir talakla boşadığım için bin dirhem vermek zorunda değilim. Çünkü ben bin dirhemi vermek için üç talakı öngörmüştüm. Şart gerçekleşmediği için de bedel de gerçekleşmez. Ancak adamın ağzından bir defa ne çıktı? Boşama çıktı. O zaman ne lazımdır? Kadının ödemesi gereken bir şey yoktur ama boşama da gerçekleşmiş olur. وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ koca şimdi söze girdi. Dese ki طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ bin dirhem karşılığında şartıyla değil اَوْ عَلَى أَلْفٍ veyahut da bin dirhem şartıyla üç talakla kendini boşa dese فَتَلَّقَتْ نَفْسَهَا kadın da kendisini vahideten bir talakla boşasa لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ kadının vermesi gereken bir şey olmaz. Niçin? Çünkü üç talak demişti, kadın bir talakla boşadı. Bir şey gerekir mi? Boşama gerçekleşmiş olur mu? Burada kadının ödemesi gereken bir şey yok, onu biliyoruz. Ama boşama gerçekleşmiş olur mu? Yok, şeyi diyorum hocam. Bir de söylese evlenmiş ya. Hı. Bir de farklılık olmuyor da ayet söylediğine farklılık oluyor. Ama sonucun devamında farklılık var. Talliqi nefseki selâfen bi elfin ev alâ elfin. Bin dirhem karşılığında veya bin dirhem vermen şartıyla kendini üç talakla boşa derse فَتَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً ve kadın da kendisini bir talakla boşasa لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ yani burada zannediyorum yetki burada vekalet veriyor. Diğerinde vekalet yok. Erkek boşuyor. Vekalet burada kim asıl yetkili müvekkil kim erkek? Birincisinde erkek vekalet falan vermiyor. Sadece kadının öngördüğü şartlar çerçevesinde boşamayı yapıyor. Üç talak da yapmıyor da bir talak da yapıyor. Bu geçerli. Ama kadın kocasının vekili olarak vekaletin gerektirmediği bir şeyi veya yetkinin öngörmediği bir şeyi yapıyor. Üç talakla değil de bir talakla kendini boşuyor. Ama burada vekalette mesela
Mesela hem satıcı hem avcı olamıyordum. Aynı onun gibi yani mesela beni vekil kılıyor kendime boşamam için. Ama ben kendimi boşuyorum yani. Ama o çok yaygın bir şey. Emruki bi yediki mesela en yaygın şey. Emruki bi yediki. Yani tabii burada bir para işin içine girince eşya hukukundan getirdiğin istidlal mantıklı. Ama temelde şu geniş ve genel bir uygulamadır. Emruki bi yediki demek bu konuda yetki kendindedir. Bir kadın kendi hakkında karar verebiliyor. Ve ben kendimi boşadım diyebiliyorsa burada da bedel karşılığında boşayabiliyor. Ama kadın 3 talakla boşa kendini denmişken bir talakla kendini boşadığında kadının bedel ödemesi gerekmiyor. Hocam çünkü burada erkek suistimal edebilir. Hem parayı alır hem de tekrardan geri gelebilir. Tek talak. Ama şöyle bir şey dediğinin de önüne şu engel çıkar. Hul bain talaktır. Rici değildir. Onun için dönemez. İşte ben o konuda emin değilim. Şu örneği verecektim. Bir adam dese ki git benim 3 hanımım var 3'ünü de boşa. Adam da gitse sadece birini boşasa. Şimdi onun bir boşaması geçerli olmaz mı? Tabii böyle çok dar vakitte baktım. Hiç de problem de görmedim ben. Niye siz problem ettiniz bunu? Şimdi ben problem görmeyince de aşağıya bakmak aklıma gelmedi. O zaman bu aşağıya bakma meselesini inşallah bir sonraki dersimizde geniş olarak yapalım. Tamam mı? Bu konuyu ben soru işareti koyayım. Buna ben bakacağım. Diğerlerine mesela kimler bakacaktı? Zahit bakacaktı. Bir de Elif Sultan bakacaktı. Sen unuttun. Elif Sultan sen unutmuştun. İkinci kez unutma hakkın yok. Benim de bir unutma hakkım var demektir bu. Ama senin ikinci unutma hakkın yok Sait. Bir sonraki derste inşallah. Neydi? Konuşmamız geçen haftadan kararlaştırılmış. Yani adam kadını hastalığında maraz-ı mevte boşadı. Kadın iddet beklerken ölürse zaten sorun yok. Orada varis olabiliyor. Tamam. Ama iddetten sonra ölürse yani 3 aydan sonra işte 4. ayda 5. ayda ölürse acaba olmaz mı diye tartışılmıştı. Yani, en azından tereddüt etmişti. Ebu Hanife'ye göre olmuyor. Yani Ebu Hanife'ye göre kadının iddeti bittikten sonra aralarındaki bütün hukuk bitmiştir. Hiçbiri birbirine mirasçı olamaz. Evet. Ama İmam Şafii Malik ile Hanefi arasında bir bu iddet ölüm iddeti değil değil mi? Yok, ölüm iddeti değil, boşama iddeti. Boşama iddeti. Yani o gerçi ayrıntı olarak öyle bir şey yazmıyordu ama iddet diyordu sadece. Malikilerde... Ama burada biz şunu tartışmıştık yanlış aklımda kalmadıysa. Mesela bir adam hanımına dese ki ben seni boşadım. Öleceğini anladı, işte ne diyelim kanser hastası ve bu hastalıktan kurtulamadı. Ama bir yıl sürdü bu hastalık. Ve bir yıl sonra adam öldü. Şimdi bir yıl hiçbir iddet süresi değildir. En fazla 4 ay 10 gündür. Şimdi kadın boşandım diye iddet saymaya devam ediyor ve bütün iddetler bitti. Ama hala adam maraz-ı mevtte. Şimdi biz o hastalık sonunda adam öldüğünde bu maraz-ı mevt idi ve adam kadını mirasta mahrum etmeyi amaçladığı için burada kadın mirasta mahrum olmaz diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Zannediyorum buydu tam tartışma. Orada Şafii ve yani İmam Şafii'nin bir görüşünün varis olamayacağını, diğer görüşünde de başka biriyle evlenene kadar, yani evlenmeden ölürse kocası aynı hastalıktan dolayı... Kadın mı evlenmese, erkek mi? Kadın eğer başka bir erkekle evlenmezse, eski kocası aynı hastalıktan ölürse, süre hiç vermiyor, evlenmediği müddetçe diyor, varis olabilir. İkinci görüşü İmam Şafii. Ahmet bin Hanbel ile İmam Malik de bu görüşü. Hanefiler ne diyor İmam-ı Azam? İddetten sonra varis olamaz diyor ama İmam-ı de bir yıl veriyor. Bir yıl içinde aynı hastalıktan öldüyse o bir yıl içinde varis olabilir diyor. Bence İmam-ı görüşü daha isabetli. İddet çünkü 3 ay. Bir sürü hastalık var ki 3 aydan fazla sürüyor. Bir yıl bence daha makul.
süresiz olması da o hastalığın ölümcül olup olmadığını tespitte zor. Yani kişi diyelim ki kanser oldu ama kanserden değil de kalp krizinden öldü. Nasıl tespit edeceğiz? Bir de İmam Ali'de söylüyor galiba, hani hastalıktan iyileşip başka bir hastalıktan ölürse o geçerli değildir diyor. Muhtemelen tabii marazmet olmaktan aynı çıkıyor. Aynı hastalarda yakalansa yine olmaz. Çünkü bir defa iyileşiyor. Yükseliyor yani kanser hastalığı mesela. Metastaz yapıyor. Evet. O zaman da yine muhtemelen geçersiz oluyor. Kim doğru gitmiştir diye. Evet. Bir de hocam şey ayrıntısı vardı İmam Mazam'da. Eğer iki karısı ya da işte dört karısını birden boşarsa diyor marazmette. O zaman diyor miras kaçırma gibi bir algı olmadığı için diyor. Niye? Yine var. Diğer mirasçılar. Dört değil dememişti. İki karısını boşarsa diyor. İki karısı olursa birini boşarsa. Şimdi oldu. Çünkü kadınlar 4'te 1, 8'de 1'e mirasçı oluyorlar. Yoksa tamamen boşadıktan sonra sorun yok. Kalkıyor orada. Eğer iki karısından birini boşarsa o zaman o kadın normal iddeti haricinde de sorun mirasçı olamaz diyor. Evet. Fıkıhta böyle gıcık değil mi? Bir sürü ayrıntılar var. Bu ayrıntıları ezberlemekle ezberleyemezsiniz arkadaşlar. Mantığını kavramanız lazım. Bir mantık var. O mantık her yerde işliyor. O mantığı her yerde işletirseniz zaten sorun çözülüyor. O mantığı kavrayacak da bir beyne ihtiyaç var. Hakikaten mesele bu. Yani metotsuz, mantıksız insanlar sadece ezberlerler. Ama ve tutarsız olurlar. Onun için bu büyük insanları, işte İmam-ı Azam'ı, İmam Şafii'yi büyük kılan da bu tutarlı olmaları, bu mantığı kavramış olmaları. Evet. Nereye kadar geldik? Ben buraya işaret koydum. İnşallah buna bakacağım. Niçin burada böyle bir durum var? Boşama gerçekleşip gerçekleşmediğinde sıkıntı var. Fakat şunu biz biliyoruz ki lem yaka aleyha şeyun. Er kadının ödeyeceği bir şey söz konusu değildir. Vel mubara'atu kel hul'i. Mübara'a senden beriyim veya bana şu kadar ver senden beri olayım ifadeleriyle yapılan boşama da yine hul' gibidir. Vel hul'ul vel mubara'atu yusqitani kulla hakkin li kulli vahidi minez zevceyni. Alel ahar. Hem hul hem mübare'e ne yapar? Her iki tarafın da karşı tarafa karşı olan haklarını düşürür. Yani mihir hakkıdır, işte nafaka hakkıdır, şu bu hakkı hepsini düşürür. İddet hakkı. Bunların hepsi o sürede olduktan sonra mihir değil de nafakayı kastettim. Yanlış söyledim. Mihir değil. Nafakayı düşürür. Mimme yeteallaku bin nikahinde bir hanife. Ebu Hanife'ye göre nikaha bağlı olan, nikahtan ortaya çıkmış olan karı koca arasındaki bütün hakları düşürür. Beri ikisi de bunu kullanabilir. Ben senden beriyim deyip de erkek bedelli olarak veya bedelsiz olarak ben senden beriyim dediği zaman aynı hul gibi oluyor ama hul de bir bedel var. Mübareği ben açıkçası yaygın olarak bir akit olarak, akit çeşitli olarak bilmiyorum. Bara'e karşılıklı olarak anlaşıp birbirlerinden beri olmaları. Evet. Kitab-ı Zuhar. Zuhar babı. İnşallah bunu da biraz okuyalım bakalım. Bitirebilirsek bitiririz. İzâ kâle zevcü limra'atihi. Adam karısına diyor ki enti aleyyeke zahri ümmi. Sen bana annemin sırtı gibisin. Fakat harumet aleyhi. O zaman kadın ona haram olur. Ve la yahillu lehu vut'uha ve la lemsuha ve la takbiluha hatta yukeffir an zihârihi. Bu sözü üzerine erkeğin kadına cinsel yaklaşması, dokunması, öpmesi ta ki zihardan kefaret ödeyene kadar, yani zihar kefareti ödeyene kadar haram olur. Fe in vati'aha qabla en kaffira, kefaret ödemeden zihardan döner, yani yaptığına pişman olur ve eşiyle birlikte olursa ne lazım gelir? İstagfirullah, Allah'a istagfirullah teala, Allah'a tövbe eder. Ve la şey'e aleyhi gayrel kefareti, kefaretil ula. İlk ya ödemesi gereken kefaretten de başka bir şey gerekmez. Muhtemelen diğer mezheplerde ihtilaf var.
bir insan kefaret ödemeden eşiyle birlikte olursa daha ağır bir kefaret veya ayrıca bir ceza var. Bilemiyorum, ben de bakmak lazım. Fakat Hanefiler diyor ki sadece ilk kefareti öder, başka bir şey gerekmez. Günah işlediği için de tövbe eder. وَلَا يُعَابِدُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. Kefareti, yani zar kefaretini biraz sonra açıklayacak bu nedir. Bunu ödemeden de ne yapamaz? Karısına dönemez. وَلَعَوْدُ الَّذ۪ي تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ. Kefareti gerektiren, vacip kılan avd, dönmek ise nedir? اَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطْئِهَا. Erkeğin eşine cinsel yaklaşmayı amaçlamasıdır. Bilinçli düşünerek. Yoksa hataen, unutarak vesaire değil. Azm o demek. وَاِذَا قَالَ. Adam dese ki اَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ اُمِّ اَوْ كَفَّخْذِهَا اَوْ كَفَرْجِهَا. Sen annemin karnı gibisin veya onun baldırı gibisin veya onun ferci gibisin dese فَهُوَ مُظَاهِرٌ. Bu sözü söyleyen erkek muzahirdir. Yani zahar yapmıştır. Çünkü sırtla bu sayılanlar aynıdır, mahrem yerlerdir. Anne de çocuğuna göstermez ve kadının da eşinin de buralarını kişinin kendisine haram kılması zahardır. Ve kedalike, aynı şekilde in şebbehe bimen la yahillu lehu en nazaru ileyha ala te'dib. Te'diben nasıl? İleyha var mı? Lehu la yahillu lehu en nazaru ala te'dib. Ve keda İleyha diyor. İleyha, evet. Bende var. Nazaru ileyha var. Nazar ileyha daha doğru. Ve kedalike, aynı şekilde in şebbehehe. Adam karısını benzetse, teşbih yapsa. Benzetse derken dövse demek değil bu. Teşbih yapsa. Kime? Bimen la yahillu lehu en nazaru ileyha. Bakması haram olan bir kişiye. Ale te'dib. Min maharimihi, mahremlerinden. Anne dedi burada ama teyze olabilir, kızı olabilir, babaannesi, anneannesi olabilir vesaire. Mahremlerinden edeben kendisine nasıl? Te'bid, evet, ale te'bid. Ben nasıl okudum? Te'dib mi okudum? Evet, yanlış okumuşum. Ale te'bid, ebediyen min maharimihi. Ebediyen haram olan, onun için mesela baldızı olmaz. Karısının, eşinin teyzesi olmaz. Ebediyen alet te'bid min maharimihi. Mahremiyeti, ebedilik arz eden bir kişiye bakması haram olan bir kişiye benzetirse mitle uhdihi. Te'yid yanlış mı o zaman? Nasıl? Te'yid o zaman yanlış mı oluyor? Sizde nasıl? Te'yid. Te'yid mi? Başka? Te'bid. Te'bid daha güzel. Te'bid. Niye te'bid? En nazaru ileyhe alet te'bid. Ama buraya koymaz ki te'bidi. Te'bidi maharime koyması lazım. Ebedi haram olması lazım. Şey var mı? Başka bir metin var mı elinde olan? İnternetten falan bakın. Edeben, yok edeben. Mesela bir insanın annesi haram değildir değil mi insanın? Haram değil. Yani mahremdir, nikahlanamaz. Onun için... Ama bunu erken söylemiş bence. Te'bid min maharimi. Ya olabilir, olabilir. Biraz zorlayınca olabiliyor ama... Ale te'bid, ben te'dib diye okurken de te'dib diye okumuşum. Sabah namazından sonra okuyunca böyle okumuşum. Ale te'bid diye değil de te'diben, şöyle te'eddübe. Mesela bir insan annesinin saçını görse ne olur? Bir şey olmaz. Ama annenin baldırını görmez erkek. Niye? Çünkü bu edeben, yani ne olacak, bu benim annem, bu benim kızım. Olur mu? Olmaz. Bu edeben haram olmasına rağmen, yani evlilik haram olmasına rağmen, aralarında bir mahremiyet olmasına rağmen yine de sanki namahremmiş gibi, yabancıymış gibi ne yapıyor? Kadın bazı yerlerini saklıyor. En nazaru ileyha
o nazarla ilişkilendirdiğim için belki ben öyle okumuşum. Ama başkası ihtilaflı bir metin yoksa şöyle okuyacağız. La yahillu en-nazaru ileyhi ale't-te'bid min maharimihi. Ebediyen kendisine haram olan bir kişinin bakılması helal olmayan birine işte benzetmesi. Mitle uhtihi, mesela kız kardeşine. Ev ammetihi, halasına. Ev ummihi minar rada'a, süt annesine. Buna, bunun işte haram yerlerine benzetirse ne olur? Aynıdır. Ve kederlik. Yine durum aynıdır. Ve in kâle, ve kederke in kâle. Ve kederlik yukarıya bağlı değilmiş. Aşağıya bağlı. Yukarıda ve kederlike diye zaten başlıyordu. Durum aynıdır. Ve kederlike in kâle. Şayet erkek dese ki râsuki aleyye ke zahri ümmi. Kafan anamın sırtı gibidir. Nasıl bir benzetme? Bir kadının kafası nasıl benzetme? Demek bu adam kafayı bozmuş. Boşayacak da işte neyi nereye benzetiyor. Senin kafan anamın sırtı gibidir. Bir duymuş ya sırt meselesini, ona benzetiyor. Ev fercuki ev vechuki. Hocam burada tek bir organa hasrediyor sanki. Yani haram bir şeye hasrediyor ve burada da söylediği şey adam kadının ondan ayrılmaz bir cüz'ü. Ama normalde sen anamı sırtı gibisin demek gibi değil de biraz daha ayrıntı veriyor. Derse ne olur? O zaman ulema da diyecek zaten böyle birbirinden ayrılmaz bir cüz'se o zaman bu cüz'ü zikir küllü kastır ve yine gerekir. Başını benzettiği gibi fercuki ve vechuki ve rakabetuki ve nisfuki ve thulutuki. Bunların her biri olmadığında kişi ölür zaten. Bunlara benzetirse, bunlar senin anamın sırtı gibidir derse, o zaman durum yine aynıdır ve boşamış olur. Ve in kâle, dese ki, fe enti aleyye. Başka rivayet var mı? Enti. Evet, burada fe enti aleyye olması lazım. Fe enti aleyye mitle ummi. Mitle ummi. R var ama R değil o. R öyle. V o. Ne anlama gelir R ile olunca? Önce doğru olduğunu düşünelim. Ben sabah düşündüm uykulu uykulu. Bir şey aklıma gelmedi. Fe enti aleyye mislu ummi. Sen annem gibisin. Nasıl? Ra'ayte de aleyye olmaz ki ra'ayte aleyye. Kimi gördün? Ra'aytu demesi lazım. Ra'aytu da olmaz, nun var orada. O zaman şöyle demesi lazım. Sen de nasıl geçiyorsun? Ente. Enti. Burada enti mesela. Diyor ki enti aleyye, fe bile yok sende. Enti aleyye mislu ummi. Nereden alacaksın? Tamam, yukarıdan benim de odamdan birkaç tane getir bakalım, lübap var orada. Şimdi ra'a kelimesi arkadaşlar muhakkak bir mef'ulün bih alması lazım. Şimdi ra'aytu desem ra'aytu ki demesi lazım. Ra'aytu ki aleyye olmaz. Ra'aytu aleyye olmaz. Asla olmaz bence. Bence ve enti ve enti aleyye, sen bana mislu ummi, annem gibisin diyor. Ra'aytu nerede hocam? Orada bende yok. Sende yok, bizde var. Bizde öyle bir yazım. Raca ile ruca ile niyetihi. Bu kişi niye? Şimdi bakın arkadaşlar, bunun bir kinayeli lafız olması lazım. Şimdi genel mantıktan bahsettim ya. Bir insanın niyetine ne zaman başvurulur? Sözü kinayeli ise. Bu öyle bir söz ki bu anlamaya çalıştığımız kelime tam muhalaa anlamına gelmiyor. Muhalaa anlamına gelmiyor. Sen bana annem gibisin diyor. Rucu'a ile niyeti. Kişinin, bunu söyleyen erkeğin niyetine rücu edilir, bakılır.
Fein kâle dese ki arattu el keramete. Ben bununla ne kadar değerli bir insansın sen. Annem kadar değerlisin. Onu kastetti. Fehuve kema kâle. Onun dediği gibi olur. Ve in kâle arattu el zihara. Ben bununla zıharı kastettim. Bakın hiç zıhar kelimesi geçmedi. Onun için bu kinayeli bir lafız. Fehuve ziharun. Öyle diyorsa zıhardır. Ve in kâle arattu el talâka. Ben bununla talakı kastettim. Derse fehuve talakun bâinun. Ve in lem yekun lehu niyetun. Dese ki benim hiçbir niyetim yok. Ben bunu öyle söyledim ama ne söylediğimi ben bile bilmiyorum. Feleyse bir şey. Şeyen olması lazım. Bir yok bende ama o da olmaz. Diğer rivayette bir şeyin geçiyor. Leysenin haberi bir ile geliyor. Feleyse bir şey. Sonuç doğurmaz. O zaman bence bu cümle feenti aleyye misli ummidir. Çünkü aleyye ifadesi geçtiği için ra'a kelimesi bence uymuyor burada. Yine bakalım. وَلَا يَكُنُ الظِّهَارُ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِهِ Zihar ancak karısına, adamın karısına karşı olur. Yabancıya karşı seninle evlenirsem sana zihar yaptım diyemez. Ancak ne olması lazım? Evli nikahlı olması lazım. Mesela فَاِنْ ظَاهَرَ مِنْ اَمَتِهِ Cariyesi ne yapsa? Tabi cariye dediği onun nikahlısı değil ama cinsel temas olan bir kadın bu. Ona dese ki sen anamın sırtı gibisin dese lem yekun muzahiran. Kişi muzahir olmaz. Çünkü arada nikah yok. Milki mut'a yok, milki yemin var. Hatırlarsanız böyle geçmişti. Muzahir olmaz. Ve men kale li nisaihi. Şöyle bir adam ki karılarına, çok sayıda eşlerine şöyle diyor. Entunna aleyye ke zahri ummi. Bakın zahir kelimesi geçiyor. Ke ummi demiyor. Onun için burada zahar ifadesi şey değil, sarih bir ifade, mecazi bir ifade değil. وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ Hocam bunda ve enti tebit diyebilir. Tebit. O zaman enti. Tamam. Biz de siz gittikten sonra karar kıldık, boşuna gönderdik diye. Enti dedi. وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِهِ Zahar ancak karısına karşı olur. Ve in fein zahara min emetihi. Adam efendi cariyesine böyle bir şey söylese lem yekun muzahiran muzahir olmaz. Ve men kale li nisaihi. Adam eşlerine dese ki entunna aleyye ke zahri ummi. Hepiniz anamın sırtı gibisiniz. Kana muzahiran min cemaatihinne. Bir taşla kuş cinayeti işlemiş. Hepsine muzahir olur. Ve aleyhi likulli vahidin vahidet minhunne kefaratu. Dönmek istiyorsa her biri için ayrı ayrı kefaret ödemesi gerekir. İmkanı yoksa en çok sevdiğine dönecek, öbürlerini bırakacak. Ve kefaratu zihari. Şimdi kefaret dedik. Neymiş bu kefaret? Zihar kefaret. Itku rakabetin değil mi? Ayette geçiyor bu. Mücadele suresinde. Fekku rakabet. Geçiyor. Itku rakabetin. Yani köle azadı. Feinlem yecid şayet bir köle bulamazsa fasiyamu şahreyni. İki ay oruç. Nasıl? Mütetabi'ayni. Arka arkaya olan iki ay oruç. Feinlem yestati' buna da gücü yetmezse yetiremezse feit'amu sittine miskine. 60 fakiri doyurmak. Kullu zalike kablel mesis. Bütün bunlar yani bu kefaretlerin tamamı kadına, eşine dokunmadan önce olmalıdır. Ve yuczi'u fî zâlike. Böyle bir zihar durumunda yeterlidir. Eczee, karışan bir fiildir bu. Eczee, yeterli olmak. Ceza, bu nakıstır, bu mehmuzdur. Ceza, bir de caze var. Caze caiz oldu. Eczee, yeterli oldu. Ceza bu da yeterli oldu, karşılık geldi anlamına geliyor. Burada ve yuczi'u fi zalike itkur rakabeti tilke kafirati vel muslimati ve zekeri vel unsa ve sagiri vel kebir. Kölenin kafir, Müslüman, erkek, kadın, küçük, büyük olması yeterlidir. Fark etmez. Yani
Burada Allah herhangi bir sınırlama getirmemiş. Fekku rakabetin muslimetin diye bir rivayet var ya, burada geçerli değil diyor Hanefiler. Çünkü bu İbn-i Mesud rivayetidir, kıraatidir. İbn-i Mesud bu kıraati şeyle alakalı olarak söylüyor. Katil suçunun kefaretinde, bir adam öldürmede mümin olma vasfını arıyor. Ama burada herhangi bir sınırlama yoktur. Çünkü daha hafif bir günahtır bu, diğerine adam öldürmeye göre. Onun için bu sayılan her bir vasfı taşıması fark etmez. Önemli olan köle olmasıdır. وَلَا تُجْزِهُ الْعَمْيَاءُ Amya, kör olan, ama olan kişi, yani kör olan kölenin azadı yeterli olmaz. وَلَا الْمَقْتُوعَةُ الْيَدَيْنِ Elleri kesilmiş olan kölenin, اَوْرِجْلَيْنِ Ayakları kesilmiş, iki ayağı, iki eli kesilmiş kölenin azat edilmesi, kefareti yeterli değildir. وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ Sağırın وَالْمَقْتُوعُ يَدَيِّ اِحْتَ الْيَدَيْنِ Ellerinden birinin ve اِحْتَ الْرِجْلَيْنِ Ayaklarından birinin min hilafin çaprazlama kesilmesi durumunda bu kişinin de sağır olanın da köle olması durumunda yeterlidir. وَلَا يَجُوزُ Nasıl? Te'bit. Evet. Te'bit dedi mi zaten anlaşılıyor. Ya neseben ya da radaen olur. Yani kan emme yoluyla olur. Köle diyebilmemiz için kölenin en azından asgari vasıfları, yani bu köleyle kurbanın kıyası yapılabilir burada. Mesela bazı kusurlar köleyi kurbanı özürlü hale getirmiyor ve kurban olarak geçerli sayılıyor. Ama bazı ağır kusurlar ise kurban olmasına engel oluyor. Burada da aynı bir durum var. Yani siz işe yaramayacak ucuz bir köle bulacaksınız. Tamam mı? Zaten bu köleyi adam bedavadan ıtk edecek. Itk edecek köleyi siz azat etmeyin. Değerli bir köleyi azat edin. Onun için çaprazlama kesilmiş olan köle de işe yarar. Ama iki eli kesilmiş, iki ayakları kesilmiş bir köle zaten... Ne fark var? Şöyle, öbürü zaten bir müddet sonra özgürlüğüne kavuşacak. Hiç işe yaramıyor ki. Kim onu alıp da sırtında taşısın? Ama bu tarafta güçlü, kudretli veya cariye, güzel, bunu insanlar elinde tutacak diyor ki bunu azat et. Bunu kolay kolay kimse azat etmez. Sen günah işledin, bunu azat et diyor. Yani kaliteli insanı azat edip hayata dinamizm katıyor. Çok modern bir kelime kullandım burada. Ama zaten işe yaramaz. Zaten çöpe gidecek malı siz zekat olarak nasıl veremezseniz işe yaramayacak bir köleyi azat ettirmek de çok nasrın ruhuna uygun bir amacı gerçekleştirmek olmaz. Evet. وَلَا يَجُوزُ مَقْتُعُ اِبْهَامِ الْيَدَيْنِ İki elinin ibhamı. İbham hangisi? Baş parmak, yani şu parmak. Değil mi? Bu parmak mı, bu parmak mı? Baş parmak. Çünkü bu parmak en kıymetli. Hazreti Ömer'in de çok önem verdiği bir parmak bu. Bu parmaklar kesikse yine caiz olmaz. Sanki iki eli kesilmiş gibi kabul ediliyor. وَلَا الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ Aklı başında olmayan bir kölenin de azadı olmaz. وَلَا يَجُزُ اِتْكُ الْمُدَبَّرِ Müdebber köle zaten azad olacak bir köledir bu. Bunun da olmaz. Ve ümmil veledi, ümmi veledin de olmaz. Ve الْمُكَاتَبِ الَّذِي اَدَّى بَعْضَ الْمَالِ Malının bir kısmını, yani mükatebi köleyi biliyorsunuz değil mi? Belli bir bedel karşılığını efendisiyle anlaşıp özgürlüğünü satın alan köle veya almak için akit yapan köledir. O öngörülen bedelin bir kısmını ödemiş ise mükatep köle de yine ne olmaz? Bu zahar kefaretinde azat olmaz. وَاِنْ اَعْتَقَ فَاِنْ اَعْتَقَ مُكَاتَبًا Bir adam mükatep köleyi ıtk etse. Nasıl bir köle? لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا Hiç bedel ödememiş ama sadece mükatep kölelik yapmış ama adam bir türlü uğraşıyor, ödeyememiş. O zaman caize, bu caizdir. لَمْ يُؤَدِّ Orada yazımda bir sıkıntı var. Orayı da metni düzelten arkadaşlar düzelsin. فَيْنِ اِشْتَرَى اَبَاهُ Bakın hilelerin sonu tükenmiyor. Bir insan babasını satın aldığı zaman ne olur köle olarak? Azat olur. Şimdi bir adam diyor ki ben diyor öyle bir şey yapayım ki bir taşla iki kuş vurayım. Hem babamı satın alayım hem de kefarete niyetleneyim.
Feiniştara ebahu. Bir kişi babasını köle olarak satın alsa. Ebibnehu. Veyahut da oğlunu. Yenvi bişirai el keffarete. Satın alırken de keffareti amaçlasa. Ben bunu azat köle olarak kölelikten kurtaracağım. Onun için ne yapayım? Bunları satın alayım dese caze anha. Bu kefaret geçerli olur. Anha yani kefarete gidiyor. Kefaret için yeterli olur. Ve in ataka nisfe mudabberin müşterekin anil kefareti. Şayet müşterek beraber yani ortak olduğu bir kölenin yarısını itketse kişi anil kefareti kefaret için. Yani şöyle yapıyor. Bir kölenin yarısını bir de bir başka kölenin yarısını ödeyecek ki tam köle olsun muhtemelen. Kefareten müşterek yarısı kendine ait olan bir köleyi ıtketse ve damine kıymete bakiyehu baki kıymete bakihi olması lazım değil mi? Bakihi geri kalan kısmın da değerini ödese. Yani yarısı bana aitti, ben bunu azat ettim. Geri kalan yarısını da satın alıyor. Böyle bir durumda fe'atakahu satın aldıktan sonra onu ıtketse lem yeriz inde Ebu Hanife. Ebu Hanife'ye göre caiz olmaz. Yani sanki nısıf nısıf olduğunda yarısını önce azat ediyor, sonra yarısını azat. Ama şöyle yapsa sorun olmayacak. Önce yarısını alacak, yarısı zaten kendine ait. Tamamı kendinin olacak. O zaman ıtk edecek sorun değil. Ben bunun şeklilikle alakalı olduğu kanaatindeyim. Özür dilerim. Nasıl? Tabii kavuşmuyor. Onun için ama sonradan alıyor ve onu yine azat ediyor. Hani taksitle azat ediyor. Ha, o da mı geçersiz? Tabii. Ben şey anladım. Kalan kısmını başka bir şekilde tartıyorsun. Hani, ama hiyi sen kefarete gönderdin. Kefarete değil de abda göndermek lazım. Kefaret müennes olduğu için bence bakihi kölenin geri kalan kısmını tazmin etse yani satın alsa fe'atakahu onu da ıtketse lem yecuz inde Ebu Hanife. Ebu Hanife'ye göre olmaz. Ve in a'taka nisfe abdihi an kefareti zahar kefareti için kölesinin yarısını ıtketse. Ne diyorum? Vakale Ebu Yusuf ve Muhammed Yusuf. Sonra da iyi demiş. O da yeterlidir. Yani Ebu İmameyn ne demiş? Bu yeterlidir. Böyle yapsa da olur. Yani taksitli. Cümle de var. Ama sen neye bakıyorsun? İhtiyara mı bakıyorsun? Hayır. Bu muhtasar kuduri oldu. Evet. Burada satır atlanmış yani. Burada da atlanmış değil mi? Zaten bu kitapla bu kitap aynı kaynaktan beslenmişler. Biz bir muhakkak bir başka kaynaktan bakarak yeniden baskısını yapmamız lazım. Çünkü genelde ikisi aynı hatalara düşmüş. Lübab'ın üstündeki metinde yok. İmameyn'in görüşü yok. O senin elindeki kitaptansa Meydani'nin Lübab'ın metni daha sağlamdır. Onu yapan adam kendisi bir sürü şey katmış. O muhtasar kudur. Ondan için vazgeçtik ondan. O modelin birisi bir Arap yapmış onu. Tahkikli mahkikli. Ama bence bizim metin bence doğru. Meydani onu kanıtlıyor. Şimdi okuyalım. وَاِنَا عَتَقَ نِسْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ Zahar kefaretinden dolayı kölesinin yarısını ıtketse ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيهِ عَنْهَا caiz. Sonra da geri kalanını ıtketse caiz olur. Niye? Çünkü birincisiyle ikincisi arasında ne fark var? Birincisinde arkadaşlar kölenin yarısı kendine ait değildi. İkincisinde kölenin tamamı kendisine aitti. Ama kölesini iki parça halinde ıtk ediyor. Birincisinde, birinci örnekte öyle değil. Birinci örnekte önce kendine ait kısmı ıtk ediyor. Sonra geri kalan bir başkasına ait kısmı satın alıyor ve öyle ıtk ediyor. Bu doğru görülmemiş. Ama tamamen külliyen kendine ait olan bir kölenin yarı yarı %50 %50 taksitli ıtkını caiz görür. Ve in ataka nisfe abdihi an kefaratihi. Bir kişi kölesinin yarısını kefareten ıtk etse
ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا. Sonra zahar yaptığı eşiyle birlikte olsa, ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيَهُ. Sonra, cimadan sonra geri kalanını ıtketse, لَمْ يَجُزْ عَنْدِ اَبِي حَنِيفَ. Ebi'ye olacak. Ebu Hanife'ye göre bu caiz olmaz. Niye? Çünkü sen henüz günahtan kurtulmadın ki. وَاِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُ. Şayet muzahir, zahar yapan kişi ıtkedecek bir şey bulamazsa, فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. O kişinin kefareti 2 ay arka arkaya oruç tutmaktır. لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ. Nasıl aylar? İçinde Ramazan olmayan. وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ. Kurban bayramı olmayan, şey Ramazan bayramı olmayan. وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ. Kurban bayramı. وَلَا اَيَّامِ التَّشْرِكِ. Teşrik günleri, malum teşrik günleri Arefe'den başlıyor. Arefe günlerinin de içinde, yani teşrik gününün de olmadığı bir zaman diliminde yapması lazım. Çünkü bu günlerde oruç tutmak güzel görülmemiş. Ramazan'da güzel görülmüş ama Ramazan'daki de farz zaten. فَاِنْ جَمَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ شَهْرَيْنِ. Şayet bu kefareti, yani kefaret orucunu tutarken eşiyle, zahar yaptığı eşiyle birlikte olsa, لَيْلًا عَامِدًا. Gece bilerek, aklı başında. اَوْ نَهَارًا نَاسِيًا. Gündüz ise unutarak. Böyle bir şey yaparsa ne lazım gelir? اِسْتَعْنَفَ اَسْصَوْمُ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَ. اَسْصَوْمَ. İstenefe yeniden başlar. اَسْصَوْمَ اِنْدَ اَبِي حَنِيفَ ve Muhammed. Tarafeyne göre orucu yeniden, sıfırdan başlar. وَاِنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهُمَا بِعُذْرٍ. Şayet bu 2 aydan herhangi bir gününde özür dolayısıyla iftar etse, orucunu bozsa, اَوْ بِغَيْرُ عُذْرٍ veyahut da sebepsiz yere bozsa, yine nedir? İstenefe. Yeniden başlar. وَاِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ. Şayet köle olan bir koca karısına zihar yapsa, لَمْ يُجْزِهِ فِي الْكَفَارَةِ. Bu kişinin kefarette onun için gerekli olan, yeterli olan nedir? İlla savun. Sadece oruçtur. Niçin? Çünkü köle azat edemez. Çünkü mülk edinme hakkı yok. 60 fakiri doyuramaz. Çünkü o kadar malı asla olmaz. فَاِنْ اَعْتَقَ الْمَوْلَى عَنْهُ. Şayet kölesinin, zahar yapan kölesinin yerine, onun adına zahar yapsa, şey yapsa, köle azat etse efendisi, اَوْ اَطْعَمَ ve 60 fakiri efendisi, o kölenin efendisi doyursa, yine de lem yüczihi geçerli olmaz. Yeterli olmaz. Ve izâ lem yestati' el muzahiru es-siyame. Şayet muzahir olan kişi oruç tutmaya da istitaat getiremezse, at'ame 60 miskinen. Kulle miskinin, burayı okumayalım. Her fakir için 60 fakiri doyurması gerekir. Kullu miskinin kulleme bedel mi olur? Sittinenin, evet, bedel olur. Kulle miskinin her fakir için ne lazımdır? Nisfe sa'in min bürrin. Buğdaydan yarım sa' ev sa'in min temrin ev şa'irin. Hurmadan ve arpadan ise 1 sağ. O dönemde arkadaşlar, bu metinlerin yazıldığı dönemlerde arpa ile hurmanın değeri aynı. Kaç lira? 1 lira bile değil. Buğday ise çok pahalı. Şimdi ise hurma kaliteli ise 40 lira. Değil mi Sait? Sait umreye gitti. Bana da siparişim üzerine istisna akdi, selam akdi yaptık. Bana da hurma getirdi parasıyla. Bedava değil. Hoca böyle bedavadan, hocası talebesinden hurma istemez. Parasıyla Allah razı olsun büyük zahmete katlandı. O parayı mağaraya istemezse de ben zorla verdim. Ne oldu? 40 lira. Şimdi buğday nerede? Hurma nerede? Şimdi bunları biz revize etmezsek çok ciddi sıkıntılar oluşur. Ev kıymet ederlik veya bunların bedelini ödemesi gerekir. Fe'in gaddâhum ev aşşâhum cazâ. Şayet bir kişi o 60 fakiri sabah yedirse veya akşam yedirse, zekatın aksine bu da kefaret olarak geçer. Zekatta böyle olmaz. Zekatta doğrudan vermeniz lazım. Yemek yedirmek temlik olmadığı için caiz değil. قَلِيلًا مَا اَكَلُوا اَوْ كَث۪يرًا. İster yedikleri çok olsun ister az.
فَاِنْ اَعْطَى مِسْك۪ينًا وَاحِدًا سِت۪ينَ يَوْمًا Şayet 60 günlük yiyeceği bir fakire verse اَجْزَأَهُ O da yeterlidir. وَاِنْ اَعْطَاهُ ف۪ي يَوْمٍ وَاحِدٍ Şayet bir gün de ona verse, yani bir kişi 60 gün veriyordu bir öncekinde, سِت۪ينَ يَوْمًا Her gün bir günlük veriyordu, 60 gün arka arkaya. Fakat وَاِنْ اَعْطَاهُ ف۪ي يَوْمٍ وَاحِدٍ Bir gün 60 günlük yiyeceği verse lem yuczihi illa an yevmihi ancak bir gün için geçerli olur. 59 günkü yiyecek berhava olur. Ve in qaruba allati zahara minha fi khilal al-it'am yemek yedirirken yani 60 gün yemek yediriyor ya o 60 gün süreç içerisinde zahar yaptığı eşine yaklaşsa lem yestenif yemeğe yeniden başlaması gerekmez. Oruçtan farklı. وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً كَفَّارَةَ ظِهَارٍ كَفَّارَةً indi buradaki tesniye. كَفَّارَةَ ظِهَارٍ Şayet iki zihar kefareti üzerine vacip olan bir kişi olsa, bu kişi فَاَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ iki köle azat eder. Se لَا يَنْوِي عَنْ اِحْتَهُمَا بِعَيْنِهَا Her birinin hangi suçun yani kefareti olduğuna niyet etmeksizin iki zahar kefareti var. İkisini de azat ediyor ve tayin etmese caza anhuma iki kefaret içinde bu yeterli olur. Ve kezalik in sama arba'ate eşhurun. Şayet bir adam 4 ay oruç tutsa. Ev at'ama 120. 120 fakiri miskinen doyursa niye 120 nereden çıktı? 60 günde 2 öğündü ya. Bir öğün doyuruyor ama 100 Yok onunla alakası değilmiş. 2 tane kefaret unuttuk. 2 kefareti var diye ondan dolayı kişi 120 gün 60 değil mi? 60 fakirdi. 2 ile çarparsanız 120 fakiri doyursa caizdir. Yukarıyı bir daha okuyalım. Ve kezalik insame erbaate eşhurin. 2 aydı 4 ay. Böyle yapabilir veyahut da 120 fakiri yedirse caizdir. Ve in a'taka rakabeten vahideten. Şayet bir köle azat etse ev same şahreyni. 2 ayda oruç tutsa. Kâne lehu en yec'ale dâlike an eyyetihime şâe. İstediğine yani o bir köleyi azat etmek, bir de 60 gün oruç tutmak, 2 ay oruç tutmayı hangi günaha isterse istesin ona taksis etmesi, ona atfetmesi, ona kılması mümkün. Yani şöyle diyebilir, ben 2 kez zihar yaptım, birinci zihar için şu köleyi azat ettim, ikinci zihar için de 60 gün oruç tuttum deyip onu onanlara taksis etmesi nedir? Mümkündür, caiz. Diyelim ve Allah zihara düşürmesin bir daha duasıyla bitirelim. Bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Olan olmayan önümüzdeki hafta derslerimiz normal inşallah perşembe devam edecek. Cumartesi günü ayın 6'sı oluyor. Çanakkale'ye gelme noktasında problemi olan ismini yazdıranlar lütfen isimlerini sildirsinler. Çünkü gelemeyecekseniz paranızı da iade edelim. Yeni gelmek isteyenlere yeniden kontenjan açılsın. Bu bir. İkincisi de bir daha söylemiş olayım.